Değerli takipçiler merhaba. Seren Serengil bugün adliyeye gitti ve Yaşar İpek'le ilgili savcıya ifade verdi. Kocası Yaşar İpek'le ilgili savcıya bütün yaşadığı süreci, son günlerde olan olayları, bebeğinin düşmesine sebep olarak da Yaşar İpek'in kendisine gösterdiği saldırı söyledi. Ve olan biteni savcıya anlattı. Kendisinin uzaklaştırma kararını çiğnediğini belirterek hapse atılmasını talep etti savcıdan. Savcının yanında Seren Serengil 2 saat kaldı. 2 saatten biraz fazla kaldı ve savcının sorularını yanıtladı. Birlikte avukat Esenur Ezgi Hanım'la birlikte gittiler ve evdeki Yaşar İpek'in kendisini taciz ettiğini iddia ettiği zamanlardaki ses kayıtlarını ve aldığı video kayıtlarını, cep telefonuyla çektiği video kayıtlarını savcıya verdi. Yaşar İpek'in eve balkondan girdiğini ve camları vurarak kırdığını, kendisine havluyla vurduğunu, ağır hakaretlerde bulunduğunu anlattı. Bu konuda adliyeden çıkışta da gazetecilerin sorularını cevaplandırdı avukatıyla birlikte. Avukatı Esenur Ezgi Serengil'e kocası tarafından iki tür şiddet uygulandığını, bunun birincisinin psikolojik, diğerinin fizyolojik şiddet olduğunu söyledi. Ve şöyle bir iddiada bulundu, enteresan bir iddia. Tabii iddialarda bulunmak ispatı da gerektiriyor. Şöyle bir iddiada bulundu, hamile olduğu dönemde kocası Seren Serengil'e kavga ederlerken, tartışırlarken üzerine atlarım, o çocuğu düşürürüm, düşürtürüm demiş iddiaya göre. Esenur Ezgi, Seren Serengil'in tansiyon hastası olduğunu kocasının bildiğini, bu konuda doktor raporları olduğunu ve bunları Yaşar İpek'in bildiğini, buna rağmen kavgayı yükselterek, sürdürerek çocuğun düşmesi için bütün bunları bile bile yaptığını söyledi ve Yaşar İpek'in bu sebeplerden dolayı gerekli cezaya çarptırılmasını talep ettiler. Söylediler savcıya. Seren Serengil'in sözü aynen şöyle: benim tansiyonumu çıkacağını ve böyle bir durumda çocuğumu kaybedeceğimi bile bile yaptı. Ben bir daha anne olamayabilirim diyor Seren Serengil. Evet, ailenin koruması ve kadına şiddet suçları soruşturma bürosunda savcıya ifade verildi. Ve savcı kendisini dinleyerek getirdiği delilleri de alarak soruşturma sürecine dahil etti, dosyaya dahil etti. Şimdi bu işin usulü şöyledir değerli takipçiler. Savcı karşı tarafı da davet eder, şikayet edilen tarafı da davet eder ve onun da ifadesine başvurur. Ondan sonra tanıklar varsa tanıkları da davet eder, onların da ifadesine başvurur ve savcı araştırmasını, incelemesini yapar. Eğer gerekli görürse mahkemeye sevk eder Yaşar İpek'i ve hakim karar verir neyin nasıl olacağını. Bu süreci takip edeceğiz. Beğendiyseniz beğen yapın ve abone olun. Abone olursanız paylaşımlarımdan hemen haberiniz olur. Sevgiyle kalın.